Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İmet Hocanız hepinize denizden sesleniyorum. Bu videomuzda sizlerle son günlerde çalışma isteğinizin azalmasıyla ilgili konuşacağız. Netlerimizi nasıl arttırabiliriz? İşte e, konular da bitmeye başladı. Bundan sonra izleyeceğimiz süreç nasıl olmalı? Bunlar üzerinde konuşacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu özellikle tekrar 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 üstüne basa basa söylemek istiyorum. Her gün düzenli, planlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Hocam her gün mü? Bir gün dinlensem olmaz mı? Olur. Yani o tamamen aslında size kalmış bir şey. Ee, burada günlük plan takip pdf'i yayınladım arkadaşlar. İMT Hoca günlük plan takip pdf'i. O pdf'i sizi takip eden birileri olmasa dahi, yani hocam benim annem babam takip etmiyor. Benim danışman öğretmenim yok ya da işte beni böyle hani izleyen, takip eden birileri yok. Kendi kendinize mutlaka onu doldurun. Günde 5 dakikanızı, 10 on dakikanızı ona ayırın arkadaşlar. Ve çözebileceğiniz kadar soru planlayın önce. Çözebileceğiniz konuları, işte gördüğünüz konuları oradan ilerlemeye, oraya yazarak arkadaşlar, başlama saati vesaire doğru, yanlış, boş oraya yazarak düzenli bir şekilde ilerlemeye gayret edin. Hocam konular özellikle matematikte bitmeye başladı. Fakat ben son konularda eksiklik hissediyorum.

Oralarda yanlış yapıyorum. Hatta onunla ilgili yeni nesil soruları çözemiyorum. Evet birinci dönemdeki yeni nesilleri artık çözmeye başladım hocam. Ama doğrusal denklemdir, eşitsizliklerdir, üçgenlerdir bunlardan öyle hızlı hareket edemiyorum. Hatta oturuyorum çözemiyorum. Değerli arkadaşlar o zaman bir kere bunların kazanım sorularını çözüp kafamızda bir şematize etmemiz lazım o konuları. Daha sonra yeni nesillerine geçtiğimizde... Acele etmeden ya işte hocam ben bir saatte öbür konulardan 40 soru çözüyordum ve daha 30 soru çözüyordum e şimdi hocam işte 10 soruyu zor çözüyorum yeni öğrendiğiniz konular olduğu için arkadaşlar bu olacaktır ve bu biraz isteğinizi de azaltacaktır ama biliyorum ki isteğinizi asıl azaltan bu da değil asıl isteğinizi azaltan deneme sonuçları denemelere giriyorsunuz bir yükselme yok gibi görüyorsunuz ve hatta bazılarınızda düşüşler de olmaya başladı ya acaba olmayacak mı ben çalışıyorum çalışıyorum bu nereye gidiyor bunu düşünüyorsunuz Belki bunu dillendirmiyorsunuz. Belki ya işte böyle içten içe üzülüyorsunuz. Bu da beraberinde çalışma isteksizliğini getiriyor. Bir motivasyon kaybı söz konusu oluyor. Burada her zaman söylüyorum arkadaşlar, içsel motivasyon çok önemli. Biz her ne kadar burada haftada bir sizlerle görüşüyor olsak da, cuma günü Instagram'da kahve sohbetleri yapıyor olsak da Burada asıl olan sizin o içsel motivasyonunuz. Hocam iyi de içsel motivasyonun nasıl gelecek? Sen şu an evet örnek veriyorum ilindeki en iyi fen lisesini hedeflemiş olabilirsin. Fakat onun ucundan kıyısından bile geçmiyorsan. Yani bu senin için evet hayal etmen güzel, hedef koyman güzel. Ama ya bu olmayacak demeye başladıysan ...burada bir sıkıntı olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Çünkü hani oraya ulaşamayacağım ben, orası olmayacak zaten diye düşünürsünüz. Burada evet onu hedeflemeniz güzel, o hedefinize göre çalışmanız güzel... ...ama velev ki olmadığında... Onun arkasından gelen bir lise olduğunda da o çok kötü bir lise olmayacaktır. Yeter ki biz çalışmalarımıza, gayretlerimize devam edelim. Elbette o istediğiniz lisenin olması, hedefinizdeki lisenin olması önceliğimiz ama ya o olmadığında bir B planı, bir C planı da illaki olabilir olabilecektir hani bunu mesela böyle düşünün diye söylemiyorum arkadaşlar ama bazı öğrencilerimiz ya hep ya hiç prensibiyle hareket ediyorlar yani ben matematikten ya full yaparım ya 20'ye işte 19-18 yaparım yapamazsam başarısızım hayır böyle bir şey yok arkadaşlar Bunun üzerine basa basa yine söylüyorum matematikten 10-12 tane yapıp fen lisesi ilindeki fen lisesini kazanan öğrencilerimiz oldu ama sözelini yani Türkçesini ve işte sayısalda fen dersini oldukça böyle full full'e yakın yaparak oldu bunlar. Yani siz durmadan matematiğe yüklenir, diğer dersleri de boşlarsanız bu sefer hem matematik yükselmediği gibi hem de diğer dersler düşmeye başlayacak. Bu da yine beraberinde isteksizlik getirebilir. Dengeli, planlı, programlı gitmek işte bu açıdan önemli. İMET hoca GPT'yi doldurmanız bu açıdan önemli. Bir de hani yazsam ne olur hocam, yazmasam ne olur demeyin. Ayrıca bu video çözüm izleme olayında ben daha önceden de söyledim, tekrar söylüyorum. Soruyu uğraşmadan video çözümleri izlemeniz ee, ...maalesef arkadaşlar size e, pek bir katkı sağlamayacaktır. O yüzden önce bir uğraşın. Ve hani şunu da yapmayın, şunu yapıyorsunuz. Ya işte çok kolaymış aslında çözüm ya. Ben nasıl yapamam ya bu soruyu diyorsunuz. Arkadaşlar emin olun e, biz de kitabımızdaki çözümleri yaparken hazırlanıyoruz. O yüzden direkt çözümü yapıyoruz. Hani acaba şöyle mi olur, acaba böyle mi olur demediğimiz için... ...sanıyorsunuz ki aslında o kadar kolay. Hayır, o kadar kolay falan değil. Evet işiniz kolay değil zor ama gayret ettiğinizde bu eksiklerinize gidermeye çalıştığınızda ve o hedefinize dayalı olarak içsel motivasyonunuz da yükselmeye başladığında o zaman aslında çalışma isteğinizin devam ettiğini geldiğini hani bazı hocam gitti artık çalışma isteğim falan diyor ya onun tekrar geri geldiğini gözlemleyeceksiniz ama buradaki hedefimizin olmayacağını düşünmeyelim. Ya da hedefimizi ona göre evet revize de edebiliriz. Ama hani ya hiçbir şey olmaz artık ya bu geçti hatta etrafınızda böyle ya senin olmaz artık diyenler de olabilir. Hatta en yakınlarınız da bunu diyebilir. Şu an burada buna kulak tıkamanız çok önemli. Hatta şu kalan sürede 82 83 günlük sürede e, bu tarz insanlardan da uzak durmanızı özellikle tavsiye ederim ya işte sınav zor olacak ya işte sınav kolay olacak ya işte son bir ayda netinizi şöyle arttırırsınız matematikte şunu yaparsanız netiniz 20 full olur. Bunlardan arkadaşlar özellikle uzak durmanızı istiyorum ki bunlara çok böyle hani itibar edenleriniz de var. Sonra işten çalışma isteğim gidiyor diyorsunuz ya şundan dolayı gidiyor. Deniyorsunuz ama nette de artış yok. Diyorsunuz ya bende bir acayiplik var galiba. Ben nerede yanlış yapıyorum diyorsunuz. Evet yani yanlış yaptığınız nokta aslında o tarz şeylere itibar etmeniz arkadaşlar. Çünkü başarı birden gerçekleşebilecek bir şey değil. Ha kişisel farklılıklar olabilecektir fakat burada hani evet 5-6-7'ye geri dönmeniz mümkün değil ama 5-6-7'den sağlam temelle gelenler elbette biraz daha hızlı yol kat ediyorlar. Sadece bu yıl çalışmaya başlayanlar biraz daha zorlanarak hareket ediyorlar. Bunlar hep e, gözlemlediğimiz şeyler. Burada tekrar söylüyorum, kendinizi bilerek hareket edin. Yani ben matematikten günde 40 soru çözeceğim, yeni nesil soru çözeceğim ya da işte benim arkadaşım şu kadar çözüyor, 80 tane çözüyor, böyle söylüyor. E, bunlar olabilir. Yani ama siz e, kendinize bakacaksınız. Kendiniz daha 10 soruyu çözmekte zorlanıyorsanız siz hedefinizi 40 koymamalısınız. Bu da çalışma isteğinizi köreltecektir. Ya da işte hocam ben e, her gün matematik çalışıyorum ama Türkçe feni boşluyorum. Bu da yanlış bir çalışma şeklidir. Bu da çalışma isteğinizi köreltecektir. Ama düzenli bir şekilde bunları böyle dengeli hani dengeli beslenme diyoruz ya çalışırken de kendimizi dengeli beslemeliyiz. ...bu o zaman stresimizi de azaltacaktır. Çünkü e, belli bir şeye yüklendiğimizde... ...kendimize hiç zaman ayırmadığımızda... ...hiç dinlenmediğimizde... E, ...yani şöyle bir şey yok arkadaşlar... ...LGS'de hiç dinlenmemeliyiz... ...sürekli çalışmalıyız tarzında bir şey de yok. Evet bu son günlerde... Biraz daha depar atmamız gerekecek ama ya burada yani ders dışında hiçbir şey yapmamalıyız. Hayır öyle bir dünya da yok arkadaşlar. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan böyle dediğimde de şey diyorlar. Hocam böyle diyorsunuz ama işte ailemiz böyle demiyorlar vesaire vesaire böyle e, söylüyorlar. Onlar da aslında sizin iyiliğiniz için söylüyorlar. Yani bu konuda e, yanlış anlaşılmalar da olmasın lütfen. Ve e, şunu da özellikle e, tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Konular e, bitiyor, konu bitti hocam biz ama bunlardan yanlış yapıyoruz diyorsunuz ya. O konulara derinleşin arkadaşlar, hızlı geçilmiş olabilir. Bir konunun bitmesi o konudan her soruyu yapacağınız anlamına falan gelmez. Özellikle matematik için söylüyorum. Çünkü hani konu bitmiştir ama sen orada hani başlarsın daha kazanımını bile çözemiyorsan yeni nesiline geçmen zaten bir aceleciliktir. Burada hani öğretmenlerinizden de mutlaka destek alın, yapamadığınız sorularda danışın. Hani her şey video çözümle olacak diye kendinizi yani hiç böyle. Çünkü orada çok küçük bir şey söyler öğretmeniniz, belki onunla 2-3 sorunun mantığını çözersiniz. Yani çok basit şeyler aslında sizin ilerlemenizi, hatta hızlı ilerlemenizi sağlayabilecektir arkadaşlar. Ve e, bu çok önemli. Arkadaşlar umudunuzu asla kaybetmeyin. Hocam ya artık olmaz dediğiniz anda arkadaşlar bu çok yanlış bir düşünce tarzıdır umudunuzu kaybetmeyin umudunuzu kaybettiğinizde ya ben artık kazanamam dediğinizde artık bu olmayacak dediğinizde zaten otomatikman çalışma isteğinizde gelmeyecektir ve e, artık videoyu bitiriyorum yine bir başka motivasyon bir diğer adıyla motivasyon e, videomuzla buluşuncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Bu arada ben sorularınızı aslında okuyorum. Ona göre bu videoları yapıyorum. Hani burada şunu demiyorum. Ya işte ee, Ali şunu sormuş. Ee, ben şunu cevaplamıyorum. Artık onu demiyorum. O sorulardan aslında burada hızlı hızlı cevaplamaya çalışıyorum. ha Burada son olarak şunu da söyleyeceğim. Biz konularda geri geliyoruz hocam. Konular yetişir mi diyenler de vardı. Yetişir arkadaşlar. Matematikle alakalı konu yetişmeme gibi bir durum. Ee, söz konusu olmayacaktır. Hatta geriden gelmeniz aslında kötü gibi gözükse de aslında bir yönden iyidir. Sindire sindire gidiyorsunuz, özümseye özümseye gidiyorsunuz. Hızlı gidenin biliyorsunuz. Neyse oraya atlayayım ee, ve videoyu bitirirken e, tekrar söylüyorum e, çalışmaya gayret etmeye devam. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarınlar gayretli insanlar için daha güzel olacak. Bunu da unutmayın.